İslamiyet sadece Araplara mı gelmiştir? Günümüzde bir kısım insanlar, yüce dinimiz İslam'ın tüm insanlar için gönderilmediğini sadece Arap Yarımadası'na, hatta yalnızca Mekke bölgesine ait bir din olduğunu dile getirmektedir. Bunu da önce hevalarına, ardından da yanlış anladıkları En'am suresinin 92. ayetine dayandırmaktadırlar. İlgili ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. İşte bu Kur'an'da bereket kaynağı, kendinden öncekileri ilahi kitapları tasdik eden ve şehirler anasını Mekke'yi ve çevresini uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman edenler ona da inanırlar. Onlar namazlarını vaktinde kılarlar. En'am 92 Peygamberimiz ve sahabenin ameli Bu iddiayı dile getirenler, Ayet-i kerimede yer alan çevresini Havleha ifadesini muhtemelen Mekke'nin birkaç kilometre etrafındaki köy ve kasaba zannettiklerinden bu hataya düştüler. Fakat en azından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye yaklaşık 450 kilometre mesafede yer alan Medine'de İslam devleti kurmasından hareketle Ayetin manasının kendi anladıkları şekilde olmadığını sorgulayamadılar. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de devlet kurmakla yetinmeyip davetlere devam etmiş ve vefat ettiğinde de Arap Yarımadası tamamen İslam devleti sınırları içerisine girmişti. Herkesin malumudur ki Mekke ile Yemen birbirine çok yakın yerler değildir. Keza sahabenin de İran, Irak, Fas ve Suriye'yi yanlışlıkla fethettiğini veya Kur'an'ı günümüzün yeni ateistlerinden daha kötü anladığını iddia etmek en basit tabiriyle komiklik olacaktır. Tefsirlerden Nakiller Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yapmış olduğu amel, çevresini ifadesinin ne manaya geldiğini en güzel şekilde anlatmaktaysa da yine de birkaç tefsirden nakil yapalım. Ebu'l-Berekat en-Nesefi rahimahullah Buradaki havleha çevresini, ifadesini doğu ve batı ehli diye tefsir etmiştir. Kurtubi rahimehullah ise aynı ifade için bütün yeryüzü manasını vermektedir. Fahrettin Errazi rahimehullah da farklı bir yorumda bulunmayıp bu ifadenin tüm köy, kasaba ve beldeleri kapsadığını söylemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlara gönderilmesi Yapılan hatalardan birisi de tek bir ayetten hüküm çıkarmaya çalışmaktır. Zira başka bir ayette zaten Allah azze ve celle biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Sebe 28. Ayette yer alan bütün insanlar keffaten linnas. Tevile mahal bırakmayacak şekilde İslamiyetin ırk, millet ve devlet farkı gözetmek sizin herkes için geldiğini açıkça göstermektedir. Ateistlerin çelişki vehmi. Bu noktada bazı ateistlerin Kur'an'da çelişki olduğunu iddia ettiklerinde üzülerek müşahede etmekteyiz. Bir ayette Mekke ve çevresi, diğer ayette ise tüm insanlar kalıbının çelişki olduğunu maalesef söyleyebilmektedirler ateistlerin yaptığı, birisine güneşe önce mavi dedirtip, ardından sarı olduğunu söyleterek, iki hüküm arasındaki çelişki olduğunu iddia etmelerinden farksızdır. Nitekim En'am suresindeki ayette yer alan Mekke ve çevresini ifadesi için önce kendi zihin dünyalarında bir anlam oturtmuşlar. Ardından zihinlerindekilerine uymayan başka bir anlamla karşılaştıklarında buna çelişki demişlerdir. Halbuki sorun anlayışlarından kaynaklanmaktadır. Yoksa Allah Teala bir ayette İslam'ın bölgesel, diğer ayette evrensel olduğunu söylememiştir. Her ikisinde de davetin tüm insanlara yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد